Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Serdar Fatih ile birlikte şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim yeni çıkan ördek yavrularımız vardı. Vallahi kapının neresinden çıktılarsa bunların hepsi dışarıya çıkmışlar. Dışarıya çıkarak da toplam 11 yavrudan 5 tanesi burada duruyordu. Ben onları şimdi içeriye koydum. Gel kızım. Şimdi diğer ördekler de aşağıdalar gördüğünüz gibi. Şimdi biz ırmak kıyısına arkadaşlar diğer 6 tane yavru ördekler yok. Onları bulmak için bir bakacağız ırmak kıyısına. İnşallah buluruz. Hep birlikte bunu da kayda alalım. Şimdi inşallah buluruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Çiftliğin dışına çıkıyoruz bu arada. Irmak kıyısına ineceğiz Serdar. Irmak kıyısında köşelerde varsa var. Tommy'ye de dikkat edelim. Irmak kıyısında görüşmek üzere. Şuradan bir bakalım da. Çocuklar bakın da köşelerde falan sarı sarı bizim yavruları görebilirsek. Şöyle gidelim. Abi eğer... Olabilir işte, ondan dolayı şey yapmamız lazım. Ben aşağı, o bentin o aşağı tarafı var ya. Hı hı. Orada olma ihtimali yüksek. Orada su duru. Karşıya geçme ihtimali var mı? Karşıya geçse de buradan görürüz yavruyu. Irmağın kıyısında yine bekler. Ama biz bak burada yok, şeye doğru geçelim. Aşağıya geçelim Fatih. Bacı. Oğlum. Bacı. Bacı. Gel. Gel oğlum. Polar. Köprü. Köprünün altına doğru bakıyoruz. Bak orada bir tane ölü bir şey var. Gördün mü? Kaz. Kaz mı o? Aynen. Ördek mi kaz? Ördek mi kaz mı? Amerikan ördeği olabilir. Abi ona bir bakmamız lazım. Bizim ördek mi yoksa durmağa yukarılardan atılmış bir ördek mi? Sanmıyorum abi. He? Bizimkilerden olabilir. O zaman aşağı inip ona bakacağız abi. Bizimki mi değil mi? Onu anlarız. Acaba bizim şeyin yavruları olabilir mi? Neyin? Ördek yavruları birlikte gelmiştir de belki bir şey saldırmıştır. Olabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Orada ölmüş. İnşallah. Ya insanlar ölenleri de ırmağa atıyorlar yukarıdan, ilçenin. Onlar da yanlış. Buradan onu da söylemek istiyorum. Şimdi şeye bakalım abi. Amerikan. Şu tarafta da yok. Değil mi? Bence de. Ama bir yine de yakından bakmak lazım. Şimdi o zaman ileride Bent'in oradan bir bakalım da Fatih. Şuradan mı ineceğiz? Buradan bir iniş yeri olması. Ha şurası, şurası. Gel. Gel abicim gel. Vay be, ota bak ya. Irmak kıyısında. Kazları buraya ah getirebilsem, yol olsa var ya. Ne abi? He? Eret otu değil mi bunlar? Yok değil. Değil. Akasya mı? Akasya da değil gibi. Akasya. Dikkat edin de şöyle. Yavru ördekleri bakalım, inşallah yaşıyorlarsa buralarda olabilirler. Biz de buradan iniyoruz arkadaşlar. Ama şu an sarmaşıklara dolandım. Onu da söyleyeyim. Evet. Şu ördeği kontrol edelim ilk önce. Bizden bir ördek mi yoksa başka bir ördek mi? Ona bakmamız lazım. Bir dönem yine böyle yavru kaybolmuştu, buradaydı iki tane. Bulmuştum ama bak bugün yok burada. Buraya kadar çıkmışlardı. Ama şu ördeğe bakacağım. Vay be. İnanılacak gibi değil. Düşmeyelim de. Aynen öyle abi. Bu erkek ördek. Beyaz ısırılmış. Aynen öyle abicim. Abi yazık işte. Emek. Gay olup gidiyor işte. Abi gidelim aşağı tarafa doğru bakalım. Bir Amerikan ördeğimiz.
bilmediğimiz bir şey tarafından arkadaşlar öldürülmüş. Aşağı taraflara çok gelmiyoruz. Ama böyle arada geldiğimizde böyle manzaralarla da maalesef karşılaşıyoruz. Yazık. Bu değişik bir ağaç Serdar. Şu kıyılara da bakmamız lazım. Aynen şu ot var ya. Kazlar burada olsa 10 numara beslenirler. Buradan yol var, gelin. Tabi buralara gelen ördeklerin de yaşaması çok zor. Çünkü arkadaşlar buralarda yaban had safhadadır. Şöyle. Ama karşı aşağıya da bakacağım, onu da söyleyeyim. Bir sürü yaban pelikanlar falan vardı. Onlar uçtular. Şu otun aslında şu ottan çok iyi. Vallahi çok iyi, şunu bir daha ona yavrulara ver. Giderken harbi şu ottan götürelim abi. Böyle bir otu bu çok mevsimde bilir. Görmek ırmak kuşunda. Bir şey buraya gelmiş ırmak. Evet, yığılmış. Alevyonlu toprak. Aynen. Harika bir ot olmuş ya. Fatih şu ottan alsak diyorum ya. Versek yani. Baksana da bu dönemde bu otu görmek gerçekten müthiş. Ormak iyi ya abi. Abi sel basıyor. Tamam, güzel bir bölge de yaparsın. 3 ay Serdar 10 numara burada her şeyin çok güzeldir. Büyütürsün. Bir akşam bir sel vurur abi. Bir tane bir şeyin kalmaz. Ondan sonra kalp krizi geçir. Serdar, sence ben kaç defa kalp krizi geçirmişimdir? Efendim abi? Sence ben kaç defa kalp krizi geçirmişimdir? Bu böyle vakalardan dolayı, doğal afetlerden. Abi yüzün üstündedir. Aynen öyle. Ne kalp varmış be Serdar? Abi sende iki fil kalbi mi var? Aynen aynen. Fil kalbi. Jumbo. Aynen. Şu ana kadar ördek yavrularından bir iz bulamadık. Ördek yavrusu bulalım derken bir Amerikan ördeğimizin bir hayvan tarafından parçalanmış olduğunu gördük. Maalesef. Uzun dönemdir buralara da girmiyorum. Bayağı şey olmuş. Buralar iyice yabanlaşmış. He? Gelin gelin. Gel abi, gelirsin. Fatih yapma lütfen. Yaban hayata mücadele. Olsun abi, gel, bir şey olmaz, gel. Hadi gel, aynen gel. Evet. Serdar ve Fatih. Gel abicim, gel. Eğer aşağıda da yoksa hiç yoktur. Ama burada bazı hayvanlar gezmiş. Irmak kıyısına inemiyoruz çünkü çok sık böğürtlen tikenleriyle dolu dostlar. Şu anda bile vallahi sağıma soluma çok diken battı diyebilirim. Ah ayağım. Şöyle gideceğiz. Buralar bayağı bir yabana teslim olmuş. Bayağı bir teslim olmuş hem de. Suyun sesini duyuyoruz ama böğürtlen tikenlerinden geçmek
Şu an ellerim hep diken oldu. Serdar! Çocuklar vallahi pes ettiler. Bence ikisi de bıraktı. Yola çıkıp yoldan gelmenin en kolay olduğunu düşündüler. Biz de her zaman gibi zor olanı tercih ediyoruz. İşte bu. Abi, vücudumun her yeri çalıştı. Spor, spor, spor. Sporun en güzeli doğada yapılan. Aman Allah'ım. Acılar içerisinde. Şöyle geçelim. Şuradan da geçersek Bent'in oraya gelmiş oluyorum arkadaşlar. Şu an çok bir zorluk kalmadı. İnşallah burada varlardır. Bu Bent'i de yazın ben açtım, onu da söyleyeyim. Onları çok sizinle paylaşmadım ama bu Bent'in burası tıkıyorlar. Yukarıdan bir sürü çar çöp her şey atıyorlar. Bizim saygıdeğer insanlarımız. Biz de her sene temizliyoruz. Ama burada da yavru gözükmüyor. Şimdi yukarıya çıkıp yukarıdan bir bakacağım arkadaşlar. Şurayı atlatmam lazım ama. Aa! Geri döneceğim. Şu taraftan çıkmam lazım. Yok. Ama bir Bent'in altına bakalım da. Şeyi söyleyeceğim. Orada bir çıkış yeri var mı? Var. Şuradan mı çıksam ya da? Arkadaşlar zar zor da olsa çıktık. Bent'in oraya geldik. Yok. Yavru falan yok. Dörtten almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Fatih Bey, Fatih, Serdar. Dikkat et. Al, al onu. Al, al onu. Bacaklarından tut abi. Evet, evet. Seni bacaklarından tutsun Serdar. Hadi abi. Ya abi cebinde şey var. Evet. Aa, bitti. Heh, evet Serdar sen yardım et. Evet. Evet. Yok ben sen abi lütfen. Sen gel. Birini bana birini sana. Lütfen abi. Arkadaşlar sağ olsun. Dörtten. Yavru yok dostlar. Artık nasip yapacak bir şey yok. Çıkalım. Arkadaşlar Amerikan ördeklerinin yavrularından 6 tanesi kayıp. Şöyle söyleyeyim, tahminime göre yani eğer ölmemişlerse aşağılarda bir yerlerdedirler. Bir şeye yakalanmazlarsa kendileri de büyüyebilirler, onu söyleyeyim. Bunlar abi temelde bu. Tabii antioksidan bunlar ya. Arkadaşlar size bulduğumu paylaşmak isterdim. Yani canlı canlı gittim ben de. Belki dedim aynı anda birlikte buluruz. Ama bulamadık. Maalesef bulamadık. Oradan bir daha geri dönmeyeceğim. Yoldan geri dönüyorum şimdi çiftliğe. Yaşayacağız böyle şeyler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olumsuzluklar bizi yıldıracak mı Serdar? Abi biz olumsuzluklarla bizim hayat tarzımız bu. Yani yıldırma gibi bir şey yok. Değil mi? Çok ultra bir şey olması gerekiyor yılmamız için. Aynen öyle. Ölümcül hastalık olması gerekiyor.
Tabii tabii. Ya bir yerlerimiz kırılacak. Yok, ölümcül hastalık da olsa sonuna kadar, ölene kadar devam abi. Sorumluluklarımız var. Tabii. Kesinlikle arkadaşlar. Biz de böyleyiz. Hayatı seviyoruz. Mücadeleyi seviyoruz. Hiçbir şey hayatta iyi gitmeyebilir. Ama tek iyi gidecek şey var. O da bizim mücadelemiz. O hep iyi gidecek. Sonuna kadar. Bunlar da benim iki tane aslan kardeşlerim. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın, hoşça kalın.